Evet, şimdi sırada Aynur Aydın. Dün Aynur Aydın durup dururken bir tweet attı. Aslında durup dururken değil, bir tweete cevap verdi. Ondan bahsedildiğine inandığı bir tweete. Aynur Aydın'la ilgili Ankara Havaalanı'nda benim de bir anım var. Onu sizlerle paylaşacağım. Hep beraber önce haberimizi izleyelim. Bu olaya hakimim. Bu olayı biliyorum. Bazı şeylerine farkındayım. Biliyorsunuz benim susturma kararı almıştı Demet Akalın. O susturma kararı bitti. Herkes benim ne konuşacağımı sordu. Bütün işte direkten attığınız, ortaya attığınız ne konuşan ne konuşan. Özel şahsi bir problemim yok. Bana birisi dokunmadıkça ben zaten onunla ilgili en ufak şahsi bir şey konuşmam, biliyorsunuz. Haber gelince haberle ilgili yorum yapıyoruz. Bu program bizim programımız değil yani. Şahsi programımız değil, değil mi? Tabii, Bircan, tabii. Kişisel ilişkilerimizi burada konuşacak olsak neler neler var. Şimdi bu olayı bildiğim için konuşacağım. Ben bundan işte birkaç ay evvel susturma kararı alınmadan evvel bir yorum yapmıştım burada. Ne demiştim? İnsanların ekmeğiyle oynadın. İnsanların çoğu zaman namusuyla oynadın. Bunları dedim, değil mi? Hatırlıyorsunuz. Ben bunları neye dayanarak söyledim? İnsanlara iftira atar mıyım sizce? Evladım var, Allah korusun, başıma gelir günün birinde. Herkesin başına gelebilir. Namusla ilgili, insanlarla ilgili, şu anki en samimi arkadaşlarla ilgili tweet attı mı? Mesaj attı mı? Attı. Hepimiz gördük. Aynur Aydın'la bundan birkaç ay evvel resepsiyona gittiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın bir davetine gitmiştik. Şu an görüşmediğim Alişan'la Aynur dedi ki durup dururken, Ece ya bu Demet'in benimle derdi ne dedi. Ya yıllardır benimle uğraşıyor, yıllardır ekmeğimle uğraşıyor dedi. Ben de bilmiyorum dedim. Bülent Seyhan'la bir alakası olduğunu düşündüğünü söyledi Demet'in. Bülent Seyhan da yapımcıları, yapım şirketi. Ama asla öyle bir durumları olmadığını da söyledi Aynur Aydın. Aynur'un böyle bir üzüntüsü, sıkıntısı vardı. Daha evvel Aynur'la ilgili attığı tweetlerle alakalı da ekmeğiyle oynadığına dair bir sıkıntısı vardı. Uyandığımdan beri Aynur'u arıyorum. Aynur dedim, bir açar mısın? Daha uyanmadı Aynur veya işte açmıyor. Böyle bir durum var. İnsanların hakikaten eğer iddialar doğruysa, Aynur'un iddiaları doğruysa, insanların ekmeğiyle oynamak kadar günah bir şey olamaz. Allah korusun, Allah gün gelir başına getirir. Başına kakar bu durumları yani. O yüzden hakikaten herkes keşke kendi ailesiyle, kendi mesleğiyle ilgili olsa, insanları üzmek, kırmak için bu kadar uğraşmasa, can yakmak için bu kadar uğraşmasa, bu kadar yoğunluğun içinde nasıl da uğraşıyor, o da enteresan bir durum. Evet, Aynur Aydın sen tanıyor musun? Aynur Aydın'ın şarkılarını biliyorum. Son dönemlerde denk geldim ama Aynur Aydın'ın iddiasına göre çok uzun yıllardır piyasada. Evet. Değil mi? Ben Aynur Aydın'ı sesini seviyorum ama genel bir konuşma yapacağım. Birilerinin kimse kimsenin ekmeğiyle oynamasın. Çünkü niye biliyor musun? Dönüyor dolaşıyor. Gün gelir devran döner. Maalesef Rabbimin verdiği rızkı birisinin kesmesi bir süre sonra kendi rızkından etmesi anlamına geliyor kendisini. Ben o yüzden böyle bundan çok korkarım. En çok korktuğum şey bir de bu kul hakkına girer. Aynur'un böyle bir iddiası varsa Aynur'un bu iddiasını ispatlaması lazım. Diğer tarafı hiç bilmiyorum zaten. Ama orada da zaten yine Derya Ulu bir tweet atıyor. Ona cevaben zaten Aynur Aydın'dan bahsediyor. Çünkü Aynur Aydın adayla bak Derya benim üniversite arkadaşım. Yani Derya benim çok Derya sevdiğim. Derya da çok başarılı çok bir ses. Başarılı bir kız. Ama Derya gerçekten polemiğe girmiyor bu arada. Evet bu arada. Gerçekten Derya haftanın, ayın 30 gününün 28'i çalışan bir kız. Hem ilişkisinde hem özel hayatta da muhteşem gidiyor. Olmasın Derya, keşke hani öyle olmasa, sana da vermemiş olsun. Sen gönüllerde zaten taht kurdun. Yani Aynur da o kadar kendi halinde, o kadar naif bir kız ki gerçekten, bak ben sana bunu daha evvel de söylemiştim. Evet, bunu yayında çok söylüyorsun söylemiyorum. Bunu. Çok şeker, kendi halinde yurt dışında yaşamış ve burada da başarılı olmak isteyen, adını duyurmak isteyen bir kızcağız. Yani yeni çıkmış, destek ol. Numaradan sayfada başkalarına biliyorsun ki onlar bir şey olmayacak, destek olmalar olabiliyor ama Aynur çok iyi yolda, çok skandalsız, aşksız, güzel bir şekilde devam ediyor. Allah başarılarını daim etsin dersin, geçersin ya yani. Neyse.
Devam edelim mi? Vallahi hiç konuşacak konu yok. Zaten ispatlı bir şekilde Allah ne dediysek önümüze getiriyor tıkır tıkır. Evet. Peki Aynur, günaydın, nasılsın? Günaydın. Uyandım ben. Ya evet, dün bir tweet atmışsın. Onunla ilgili konuştuk da ben sadece bir anımızı anlatmak durumundaydım. Yaşanılan bir şey olduğu için. Sen o Evet. sırada da aslında bu tweet'i attın ama dün. Sen bana Ankara'da uçağa binerken de böyle bir yorum yapmıştın. Neden benimle uğraşıyor? Benle derdi ne? Anlayamıyorum demiştin. Ve yıllardır süregelen bir durumdu. Ama son dakika bilgisi seninle ilgili cici kız diye bir yorum yazmış şimdi de Twitter'da. Gelen bilgiler Kim? arasında. Demet Akalın. Ne yazmış bilmiyorum. İşte cici kız demiş, benim seninle hiçbir derdim yok tarzında bir yorum yazmış şu an. Yani zaten öyle, yani şaşırmadım. Öyle yapması gerekiyordu zaten. Neden yani? Seninle derdi gerçekten ne olabilir? Yani ne var? Ece, bence aslında derdi benimle de değil. Bence kendisi de, onun derdi kendisiyle. Yani çünkü herkesle sürekli tartışıyor. Herkesle sürekli bir derdi var yani, bilmiyorum. Yani bir yükselişte olduğu zaman bana şey gibi geliyor. Sanki müzik sektörünü o yönetiyor ve o karar verecek. Kim yükseliyor, kim yükselmiyor. Hani biraz fazla egodan mı geliyor bilmiyorum yani. Peki yani sana ne yaşattı? Mesela sen nereden hissettin seninle bir derdi olduğunu? Ya bunlar aslında tabii ki çok özel de şeyler. Arada çok önemli isimler de var. Ben Türkiye'ye ilk geldiğimde zaten bir araştırmaya girmiş. İşte bu kız nereden geliyor? Bu ödemeler kim yaptı? Ne tarafı kimler bu albümü yaptı gibi. Ondan sonra işte aynı plak şirketteydik bir dönem. İşte bu kızdan bir şey olmaz gibi açıklamalar, ama onu herkese yapıyor. Buna da sonsuz bir saygım var. Sonuçta herkes bana inanmak zorunda da değil. Ama böyle biraz artık şey oldu, çirkinleşmeye başladı. Çünkü hepimiz çok emek veriyoruz Tabii ki. Herkes Ece. ekmeğinde, Yani işinde, gücünde ve bu piyasa kocaman bir piyasa. Herkes ekmek yiyebilir bu piyasadan. aynen öyle. Aynurcuğum, ben Ankara'da senle uçağa binerken konuştuklarımızı canlı yayında da söyledim. O yüzden bağlanman da çok iyi oldu ve şu an son dakika Benim tekrar. yani özellikle o gün sormam nedeni de, çünkü biliyordum siz bir zamanlar çok yakındınız Demet'le. Yıllar önce. Onun için yani Derdi ne benle merak dedim. ettim, yani neden bu böyle? Yani Evet. niye? Belki bir şey biliyorsunuz, belki de Biliyoruz. Demet Hanım bir şey duymuştur. Yok. Ama dediğim Ama gibi şu an yani. bak bir yorum yazmış. Herkese barış çubukları uzatıyor biliyorsun. Cici kız, senle ne derdim olabilir tarzında. Sen bir cevap verecek misin bu yoruma? Yeni uyandım. Günaydın Aydın. Aynur, günaydın. Seni Günaydın. seviyoruz. Bir reklam aramız var. Teşekkür ediyorum bağlandığın Seviyorum. için. Görüşürüz. Annem Bircan'a da selam Çok söyle. öpüyorum O da Aynur. seni çok öpüyor. Konu biraz benim diğer tarafıma denk geliyor ama senin çok memnun oldum tanıdığıma. Bay bay. Seni seviyoruz. Görüşürüz. Öptüm, hadi bay bay. Bay bay. Birçok ünlüyle küs olan Demet Akalın tekrar barıştı. Ünlülerle neden bir araya gelmiyor? Demet Akalın bu ünlüleri kendi amaçları için mi kullandı diye bir yazı var. Bakalım izleyelim. Tanıdığım Demet Akalın bu VTR'den sonra sırf inadına gider. Altını sonunda takar. İnşallah kim kiminle mutluysa ki zaten öyle oluyor biliyorsunuz. Kim kiminle gerçekten iyi anlaşıyorsa sonunda onlar birlikte oluyor. O yüzden Allah mutluluklarını daim etsin. Bir buluşma. Sesimi kıstınız mı? Herkes mesaj atıyor. Hiç anlaşılmadı. Sesin Çünkü neden kesildi biliyor musun? dediler. Çünkü radyonun ismini söyledin Radyonun Özay. isminden evvelki Aa. konuşmam. Kestiler mi? Canan kesti mi? Kesildiyse siz benim bakışlarımdan anlarsınız zaten. Peki. Mesela kesilmemiş halini Instagram'da Dün söylemezsem olmaz da yine bir buluşma hakkında haber yapılmıştık. Ve haber sonrasında bir yorumumuz olmuştu. O buluşma da gerçekleşti. İzliyoruz. Tanıdığım Demet Akalın bu VTR'den sonra sırf inadına gider. biraz. Altını sonunda takar. İnşallah kim kiminle mutluysa. Tanıdığım Demet Akalın bu VTR'den sonra sırf inadına gider. Altını sonunda takar inşallah. Evet. Öyle yani. Noktayı koymuşuz zaten. Altyazı
Yani şey güzel ya. Yani bir konuyla ilgili konuşup haklı çıkmak hoşuma gidiyor açıkçası. Devam edelim ya. Konuşmayalım bu konuyla ilgili. Mutluluklar dilerim. Neden? Sevgili seyircimiz Bircan konuşamıyor. Bircan'ın konuşmama kararı var, yasağı var. Şimdi ben de bu konuyla ilgili A desem diyeceksiniz, şöyle diyorsunuz. B desem şunu diyeceksiniz ama sadece şunu söyleyeceğim. Bircan, ben mesela görüşmediğim insanlar da olabiliyor. Ne bileyim, sevmediğim insanlar olabiliyor. Sevmedim demeyeyim de hoşlaşmadım. Sana bugüne kadar şununla görüşme, bununla görüşme dedim. Lütfen doğruyu söyle. Asla demedim. Bu arada ben hala Ali Çağan'la görüşüyorum biliyorsun. Yani. Hiçbir şekilde böyle bir konuşma gerçekleşmedi. Ya 40 yaşındayım. Hatta Mayıs'ta 41 olacağım. Böyle bir çocukluk, ergenlik olabilir mi? İsteyen istediğiyle buluşur, isteyen istediğiyle konuşur. Benim mahkemelik olduğum Lerzan vardı, Hakan Akkaya vardı. Başka insanlar onlarla sarmaş dolaş fotoğraflar koydular. Alkış tuttum. Benim hiç öyle bir derdim yok. İsteyen istediğiyle barışsın, isteyen istediğiyle mutlu olsun. Benim sinirim en fazla bir saat sürer. Bir saat sonra da Allah herkesin yolunu açık etsin derim. Daha fazla videoya ulaşmak için videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.